Herkese iyi akşamlar. Bugün maça başlangıcımız Galatasaray takımına, taraftarına, stadımıza çok yakışır bir başlangıçtı. İlk yarının sonuna kadar bence çok coşkulu oynadık. Önde yaptığımız baskılar, top bizdeyken oyun kurmamız, topa sahip olmamız, rakip kaleye yaptığımız ataklar bence çok iyi bir ilk yarı geçirdik ve karşında 2-0'lık sonuç aldık. İkinci yarı tabii ki benim de çok mutlu olmadım. Taraftarımız gerçi yine maçın sonuna kadar bize destek verdi. Onların bizle beraber olmaları çok önemli, değerliydi. Ama oyun olarak bence biraz daha ilk yarının altında kaldık. İlk yarıya göre daha az ürettik. Rakibimize biraz daha kalemize gelme şansı verdik. Bu da tabii ki mutlu olmadığımız dönemde ama bireysel performanslar da ilk yarının altında kaldı. Bu anlamda tabii ki bir sonraki maç için daha iyi olmak zorundayız. Daha iyisini yapmak zorundayız. Aşağı yukarı rakibimizin ne oynayacağını, saha içerisindeki yerleşimlerini, nasıl değişiklikler yapacağını net bir şekilde biliyorduk. Buna da bence doğru cevap verdik. İyi olan taraftan baktığımda. Ve özellikle rakibin baskı yapma ihtimaline karşı oyun kurmalarımızı, nerede topu alacağız, nerelere buluşacağız, nasıl yerleşeceğiz. Bunların hepsi bizim için olumlu gitti. Hem topa sahip olma, hem attığımız şutlar, girdiğimiz pozisyonlar, oyun üstünlüğü ve gol üstünlüğüyle hak ettiğimiz bir galibiyet kazandık. Bundan sonra çok önemli bir kupa karşılaşması var. Avrupa kupalarında da başarıyı istiyoruz. Galatasaray takımının gelenlerinde olan Avrupa'daki başarıyı tekrar hayata geçirmek istiyoruz. Bu anlamda da aynı isteği, arzuyu biz sahada Perşembe günü taraftarımız tribünde aynı coşkuyla yer aldığı sürece bir sonraki maçı Sparta Prag'a karşı da aynı şekilde kazanmak istiyoruz. Maçın sonuna doğru tabii ki değişikliklerimiz oldu, sakatlanan oyuncularımız oldu. Ama bir sonraki maçın inşallah çok önemli bir şey yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Victor Nelson'la ilgili sizi sormadan ben cevap vereyim. Victor'la ilgili de maçtan sonra doktorumuzla konuştuk. Yarın kontrolleri yapılacak. Bir düşme yaşadı, bir spazm yaşadı. İnşallah maç gününe kadar çok önemli bir şey çıkmazsa maç gününe kadar yetişir diye de düşünüyorum. Öyle tabii birincisi sıkışık fikstür devam ediyor. Çok fazla maç oynayacağız. Burada zeminler önem kazanıyor. Türk futbolu için önemli aslında. Yani imaj olarak da bence Türkiye Kupası maçının da o statta oynanması yanlıştı. Gençler Birliği'den oyuncuların yaşadığı sakatlıklar, büyük sakatlıklar da çıkabilir. Zaten şunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Yani Ankara Gücü, Emre Hoca da bir önceki lig maçında da zeminin kötülüğünden şikayet etti ve Ankara Gücü oynayan bir takım, topa sahip olan bir takım. O yüzden yani onlar için de zeminin kötü olması aslında kötü. Futbol Federasyonu'nda oyuncuları korumak için burada sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonlu oyuncular yok. Bu oyuncuların birçoğu milli oyuncu. 3 ay sonra, 4 ay sonra Avrupa Şampiyonası geliyor. Yani buradaki belki bizim 4-5 tane milli oyuncumuzun birinin sakatlık geçirmesi de, bu riskte olması da tabii ki Futbol Federasyonu bu anlamda da hem marka değerini koruması gerekiyor, ligin marka değerini koruması gerekiyor. Burada da en doğru kararı vereceğini düşünüyorum. Yani yanlış bilmiyorsam tabii zemin bakımı alındı ama 8-9'un içerisinde çok net bir şekilde zeminin toparlayacağını düşünmüyorum. Bununla ilgili kararı tabii ki Futbol Federasyonu verecektir. Nerede olursa tabii ki biz oynayacağız. Bununla ilgili sorunumuz yok ama önemli olan oyuncu sağlığı ve tabii ki Süper Lig'in kalitesi. Bu olumsuz olarak Futbol Federasyonu'na yazacak bir şey olacak zaten. Eğer çok kötü bir zeminde, oyuncuların sakatlık riski olan bir zeminde oynarsak bu Futbol Federasyonu'na olumsuz yazacak bir şey. Serdar Bey. Birincisi tabii ki oyun planı içerisinde rakibimizin bazen stoperlerin takip edeceğini biliyorduk. Dünkü çalışmamızda da bunu çalışmıştık. Mertens'in ve Mauro'nun hareketliliği, savunmanın önünden çıkıp orada alan yaratması. Bunları çalıştığımız şeylerdi. Ve özellikle birebir oyun, yani Barış'ın attığı golde Icardi'ye oynanan ve Barış'ın vereceği destek, Kerem'in vereceği destek, bunlar planlarımız arasındaydı. Bu da gerçekleşti. Onun yanında ikinci yarı için şunu söyleyebilirim. Tabii ki zaman zaman özellikle önde top tutamadığımızda
geriye doğru yaslandığımız yerler oldu. Çok yaslanmak istemiyorum. Tabii ki o oyuncularımdan onu istemiyorum. Özellikle bir forvet daha aldım oyuna ki önde daha çok tutalım, rakibi tehdit edelim. Yani oyun planımızı sanki korumaya, 2-0 korumaya istiyormuş gibi bir oyun ortaya çıkmasın diye aslında bir forvet daha aldık. Öndeki oyuncuları değiştirdik. Devamında orta sahadaki oyuncuları değiştirdik. Ama bazen bu oluyor tabii. Hem rakipten oluyor, rakip fazla kişiyle geliyor. Rakibin fazla kişiyle geldiği yerde de bize bir sürü aslında geçiş şansı da çıktı. Bence onları çok kötü kullandığımız için onlar bize geriye geçişten geçiş olarak, atak olarak döndü. İlk yarıda da bu geçişten geçişleri rakibimize verdik. Bitiremediğimiz yerde ilk yarın sonunda rakibimizin 2-3 kalemize geldiği yerler oldu. Bence iyi bitirmemiz gerekiyor. Yani belki en büyük sıkıntılarımızdan biri yine son tercihlerimiz. Şut, orta, burada kaliteyi daha yukarıya çekmek gerekiyor. Sergio mu dedim bir anda da o yüzden. Şöyle tabii ki Derek'le ilgili daha dün geldi bizde. Çok kısa bir antrenman yaptı. Yani bugün oyun içerisine bir anda koymak istemedim. Ve Berkan da orada Deniz Türüş'le birebir oyunda tanıyan bir oyuncu. Ne yapacağını bilen bir oyuncu. O yüzden çok kısa da dediğim gibi çalıştığı için bizde. Yani onun için de fiziksel olarak o riski atmak istemedim. Oyun içerisinde ihtiyaç olsaydı onu düşünüyordum bir ara. Kaan sakatlandı da Berkan'ı stopere çekip Deri'yi oraya almayı düşünüyordum ama devamında düşünmedik. Orta sahadaki oyuncuların yorulmasından dolayı. Oriyer için de tabii ki yarın akşam final maçı var. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde buraya getirip bir sonraki maçta kadroda olacak. Tabii ki baştan mı başlayacağız, devamında mı kullanacağız? Burada oyuncularımızın da durumuna bakacağız, onun durumuna bakacağız. Ama çok hızlı bir şekilde maç sonunda getirmeyi planlıyoruz. Golcü oyuncu, santrafor tabii ki hep beslenmek ister. Bunu bazen arkadaşları yaratır, bazen kendisi yaratır. Bunu tam anlamda yaşayamadığı zaman da özellikle gol atmayan forvet oyuncusu mutsuzdur. Bunu gayet normal ama oyun içerisinde tabii ki bizim oyunumuzda orada destek vermeye hep çalıştı. Hem önde yaptığı baskılar, oyun içerisindeki yüksek toplar ama ceza sahası içerisinde yani çok net pozisyonlar gelmedi. Belki bir veya iki tane ona net top getirebildik. O yüzden hem bizim ona daha çok top getirmemiz lazım. Onun da tabii ki yani %100'ünde değil, onu da net bir şekilde bilelim. Yani kendini buluyor, kendini bulmaya çalışıyor. Çünkü biliyorsunuz önemli bir sakatlık geçirdi. O şekilde oynadı. Yavaş yavaş en maksimumuna gelecek. Ama şu anda tabii ki yani ayağından dolayı ağrıları daha az, iğnesiz oynayabiliyor. Ama %100 iyileşmesi için de belki 2 ay, belki 3 ay bir süre geçirip dinlenmesi gerekiyor. Ama bu bölümde de hep takımın yanında takımlı oluyor. Ama iğnesiz oynamaya başladı. Yani son dönemde iğnesiz de oynuyor. Bu tabii ki onun gelişimini gösteriyor. Fiziksel olarak da daha üstüne çıkacak çünkü uzun bir ara verdi. Devamlılığı yoktu. Burada fiziksel olarak da bence çok daha üstüne çıkacak. Demin söylediğim gibi ona da bizim oyun içerisinde daha net pozisyonlar oluşturmamız gerekiyor. Bu anlamda yani bu istatistik de bunu söylüyor. Yani getirdiğimiz toplar o bölgede yarattığımız pozisyonların karşılığında tam net olarak bu gol pozisyonları bazen yaratamıyoruz. Yani bu sadece Mauro için değil, diğer oyuncular için de geçerli. Bu bizim geliştirmemiz gereken bir şey. Yani bunu Trabzon'da çok net bir şekilde yaptık. Çok farklı bir galibiyet yaşadık ama diğer maçlarda yine aynı yerlerde zaman zaman kaldık. Şöyle yani tabii ki İki takım da kazanıyor ama ligde ne olacağı belli değil. Ana düşüncemiz puan farkıyla öne geçebilmek. O yüzden her maçımızı kazanmak istiyoruz. Yani hep söylüyorum, bütün maçlarımız kazandığımız takdirde şampiyon oluyoruz. Yani bu bizim için bir hedef. Bu hedefi hep oyuncularımın önüne koyuyorum. İkinci yarı başladıktan sonra 6 tane maç üst üste kazandık. Yine kazanarak devam etmek istiyoruz ama rakibimiz mi puan kaybeder, biz mi kaybederiz? Yani sonuçta futbol bu. Yani iki takım da belki son dakika golleriyle son haftalarda maçlar kazandı. Futbolun içerisinde birçok şey var. Kime puan kaybedeceğiniz belli olmaz ama bizim hedefimiz maçlarımızı kazanarak orada olmak. Yani ondan sonra avaraja kalır mı kalmaz mı onu bilemem ama yani
Doğrusu tabii ki girdiğimiz pozisyonları daha çok gole çevirmemiz gerekiyor. Yani bugün için de yani bugün de çok bence çok net pozisyonlara girdik. İlk yarı kaçırdığımız var. İkinci yarı yine ceza sahası çevresindeki yanlış tercihlerimiz veya işte oynadığımız kötü birebirler bize sonuç getirmedi. O yüzden bunun daha iyisini yapabilecek güçteyiz, kalitedeyiz. Daha çok üretmemiz, yani golü daha çok düşünmemiz, daha çok gol atmamız gerekiyor. Yani şöyle tabii hem özgüven daha yukarı çıkıyor oynadıkça, fiziksel olarak da oynadıkça yani Barış'a özellikle savunma bölgesinde ihtiyacımız olduğunda kullanmamız, onu hem iyi oynaması hem fiziksel orada olarak verdiği mücadele ve oynama devamlılığını kazandırdı. Şimdi yani hem arkada hem önde rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu maç öncesi de kasığında bir ağrı vardı aslında son kupa maçından kalan. Yani oynatalım mı, oynatmayalım mı, bir sonraki maça mı saklayalım diye düşünürken dün takımla antrenman yaptı ve iyi durumda olduğunu gördük. Fiziksel olarak avantajını iyi bir şekilde kullanıyor. Vuruşu var. Bunu tabii ki oynadıkça daha da geliştirecek. Yani iki kanatta da oynayabiliyor. Savunmanın iki kanadında da oynayabiliyor. Önde forvet olarak da oynayabiliyor. Yani Barış'ı birçok yerde yine ihtiyacımız olan her yerde kullanmaya devam edeceğiz. Ama bence yani özgüveni çok daha yukarıya çıktı. Özgüveni yukarı çıktıktan sonra da özellikle yani hem gol hem asist üretme sayısı bence ileriye doğru gidiyor. Daha iyisini de yapacaktır. Daha iyisini yapabilecek potansiyeli de sahip. Yani Barış'ın gelişiminden çok mutluyum. Ya şöyle tabii ki oyuncularımız çok değerliler, çok özeller. Hepsi gerçekten kendi alanlarında iyi oyuncular ki Galatasaray forması giyiyorlar. Yani onların değerli olması onları Galatasaray'a getirdi ve Galatasaray formasını giydiriyor. Bizim amacımız tabii ki hem onları en yüksek düzeyde kullanabilmek hem de Galatasaray maçlarını kazanması. Yani ana amacımız tabii ki Galatasaray'ın başarısı. Galatasaray'ın başarısı için hepimizin kendi hayatından da fedakarlık etmesi gerekiyor. Belki kendi egolarımızdan, kendi duygularımızdan, hepsinden fedakarlık etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bir takım oyunu. Yani takım oyunu içerisinde oyuncularımızın hepsinin kendi rollerini doğru bilmesi gerekiyor. Ve onun yanında tabii ki yani profesyoneliz. Yani profesyonel oyuncular buraya imza attıktan sonra bence yani çok fazla da yani öyle oynadım, böyle oynadım, az oynadım, çok oynadım, çok girdim. Yani burada sonuçta en iyi olanlar oynayacak. Takıma bazen başlayacaksınız, bazen oyunun devamında gireceksiniz. Yani bu zaman zaman tabii ki yani insani tepkiler de oyunculardan olabiliyor. Bunu da doğru analiz etmek gerekiyor. Yani ben her tepkide böyle oyuncuları kesip atmak, onları biçmek veya onları kötü bir şekilde yani bunu üzerlerine yapıştırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. İnsani tepkiler olabilir. Yani bu çok büyük saygısızlığa gitmediği sürece yani oyuncu oyundan çıktıktan sonra tabii ki üzülecek. Yani oyundan çıktığına sevinen oyuncu görmedik. İşte bazen koruyoruz, bazen anlatıyoruz, bazen bir sonraki maçı düşünüyoruz. İşte kupa maçı, lig maçı. Yani bunları oyunculara doğru bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz ama tabii ki yani üzülmeler olabiliyor, kırgınlıklar olabiliyor ama bunu da çok çabuk tamir etmemiz gerekiyor. Çünkü yani Galatasaray taraftarı bizden başarı bekliyor. Yani bu benim kendi işim değil, kendi için bir şey yapmıyorum. Ben Galatasaray için bir şey yapıyorum. Ve oyuncular da bu aynı mantıkla buna yaklaşması gerekiyor. Yani biz Galatasaray'ın oyuncusuyuz, Galatasaray'ın askeriyiz. Galatasaray takım başarısı için ne gerekiyorsa yani 1 dakika, 2 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika yani 90 dakika herkes bu görevi almak zorunda. Bunun için doğru örnekler de var. Yani takım içinde bunu doğru bir şekilde ortaya koyanlar da var. Daha yani bu da bir karakter meselesi tabii ki. Yani herkesin yapısı daha farklı. Herkes aynı değil. Yani herkes bir tezgahtan çıkmıyor. O yüzden 25 tane farklı oyuncu var. Yani hepsinin tepkisi farklı olabiliyor. Ama oynamamak tabii ki mutsuzluk veriyor. Ama bunları doğru bir şekilde yönetmemiz, doğru şekilde idare etmemiz gerekiyor. Yani Wilfried Zaha için de geçen maçtan sonra yani ben de özellikle hep o 90 dakikayı bitirememekten belki tabii oyuncular skor da yapmak istiyor. Belki son 3 dakika bir gol atacağını düşünüyor. Yani o çıktığı bölümde bir gol atacağını düşünüyor. O üzüntüler oluyor. Ama gerçekten yani oyuncuyu da tanımak, iyi analiz etmek yani gerekiyor. Kötü niyetli kimsenin bir şey yapmadığını gayet iyi bir şekilde biliyorum. Yani doğru oyunculara, doğru karakterlere sahibiz. Ama dediğim gibi bu insani şeyler olacak. Hepimiz de
oluyor. Bunu dediğim gibi saygı çerçevesinde, yani takıma zarar vermeyecek bir şekilde doğru bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Şöyle, yani Mertens önemli bir karakter. Sadece oyunculuk olarak değil, bence takım içerisinde aldığı rol, saha içerisinde aldığı rol, bir kere çok akıllı, saha içerisinde çok akıllı bir oyuncu. Nerede ne yapabileceğini çok iyi bir şekilde bilebiliyor. Kendi de oyun içerisinde hem top rakipteyken hem top bizdeyken doğru pozisyon alabiliyor. Bugün hem öndeki baskıda hem skorda bize önemli katkı verdi. Yani sezon sonu tabii ki tek düşüncemiz şu anda şampiyonluk. Bu konuyla ilgili hiçbir şey konuşmadık. Yani devam edecek mi, etmeyecek mi, burada mı edecek, başka bir yerde mi edecek? Ama Galatasaray taraftarı ve biz onunla olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve takıma önemli hizmet ediyor. Yani kalan süre içerisinde şampiyonluk yolunda yine önemli rollerden biri olacak. Benim için en değerlisi bu. Diğer kısmı tabii ki ondan dinlemek gerekiyor. Teşekkür ediyoruz herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.